Kadıköy Karavan'ın sahibi Eser Tura günü bu şekilde başlatıyor. Halit abi, afiyet olsun abicim. Aracımız dışarıda yapılmak için bekliyor. Karavan yapımının 6. gününde yine kahvaltımız. Zeytin çok iyi zeytin, yine kahvaltı masasındayız. Eksik malzemelerimiz var. Neyse, macera aynı şekilde devam ediyor. Ya yok. Eser abim bir motorla. Ya bakayım. Bak şöyle, frene iyice bas, boşluk al. Hadi abi de gayret. Hırlama geldi. Oh süper. Bilmiyorum konuşuyorum. Mazot hiç yok. Petrole kadar. Petrolde nasıl çalıştıracağım ben? Abi istop etmeyeceksin. İstop etme. Gittiğin yerde de istop etmeyeceksin. Ya çalıştırırsın abi. Şey öğren. Abi ayağın bana bir orta boy. Ayağın neyse. Orta boy. Mu? Orta boy abi. Daha sağ büyük getiriyor. Hadi yolun açık olsun. Sahilden gidiyorum. Sahilden git. Hadi. Evet Eser abi şimdi motorla çıktı. Nereye gidiyordu abi? Gebze. Gebze'ye doğru yol almaya başladı. Hadi bakalım. Biz de Halit abiyle bugün kablolarımızı çekeceğiz. Buradaki işlemlerimizi halledeceğiz. İşler son hızıyla devam ediyor. Evet yine klima kapağını söküyoruz. Klima kapağını söktükten sonra güneş paneli kablolarımızı ve arkadan geçen tüm kabloları tek bir noktadan içeriye göndereceğiz. Yeni bir delik açmayacağız. Halit abicim kolay gelsin. Başladık işimize. Evet, karavan yapımının 6. gününden şimdi ana işlerden bir tanesini peşindeyiz. Evet şimdi bu ayakları temizleyeceğim. Ayakların alt taraflarını temizleyeceğim. Sökebildiğim yere kadar sökeceğim. Tertemiz. Sonra buralara tekrar yeniden silikon geçeceğiz. Ki ileride başımız ağrımasın. Su ile ilgili. Evet karavan yapımında ben de kendim de çalışıyorum. Arabamın her noktasını göreyim ki arazide bir sıkıntı olursa bileyim yani neyin nereden geldiğini. Her zaman böyle yani de gelip ustalara gösteremeyiz. Zaten ustalar da anlayana kadar buraları delik deşik ediyor. O yüzden kendi işimi kendim yapmam lazım. Deterjanlı suyla silikonun üzerine şekil vereceksin değil mi abi? Evet elim şey elime yapışmasını anladın mı? Anladım. Oo çok güzel. Bugün bir şey daha öğrendim. Nasıl? Çok güzel oldu. Evet, sağ ol. Aferin. Halit abi arabanın üzerinde ne kadar eksik malzeme de olsa çalışmamızda son hızla devam ediyoruz. Yetiştireceğiz değil mi abi? İyi, süper, harikasın. Güneş panelimizi tekrar montaladık. Kablomuz şuradan geçecek. Buradan gelip hop buradan içeri girecek. Ben de klimanın altını temizliyorum. Buraları tekrar yeniden bir silikon çekeceğiz. Sonra tekrar kapağı tutturacağız. Klimanın içeri giden hortumlarının çevresi eski bir silikondu. Burayı şöyle komple tertemiz ettim. Burayı şimdi tamponlama yapacağım. Kağıt bantla şöyle. Ondan sonra bir antipas spreyi sıkacağım. Sonra da silikon basacağız ve burayı tertemiz edeceğiz. Hadi bakalım.
çevresine kağıt bant çekerek şu şekilde tamponlama işlemimi yaptım. Şimdi buraya antipas görevi yapan gri bir boya sıkacağım. Sonra üzerinden güzelce kurduktan sonra silikonlayacağız. Evet. Gri boyamızı sıktık, antipas. Bunları kaldırdığında burası tertemiz çıkacak. Sonra üzerine de silikon yaptıktan sonra burasıyla artık işimiz bitmiş olacak. Halit Başkan yoruldu. Bekliyor. Bantları çıkarttım, tamponları. Çaylarımızı doldurduk. Halit abi aracın dış elektrik girişini yapıyor. İnce işçilik yapıyor. Abi kolay gelsin. Şimdi aracımızın buradan deliğini açtık. Fakat karşıda şu şekilde göstereyim. Derinlik uymadı. Derinlik uymadığı için Halit abi elektrik girişini modifiye ediyor. Kesiyoruz. Evet, kesiyoruz. Abi kolay gelsin. Tamam. Sağ olasın. Sonucu nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Bir daha söyle abi. Ötürsaların pistiklerle kapatıp açıp çıkarılmış, yaratılmış. Kurtarıcı. Halit abi şimdi kubbeyi oluşturuyor. Birinci katmanımızı atıyoruz. Tam klimanın borularının içine girdiği yerde silikonla destekliyoruz. Destekliyoruz ki kafamıza soru işareti kalmasın. Yani yukarıda sağanak bir yağmur olduğunda içimiz rahat etsin. Değil mi Halit abi? Eline koluna sağlık. Olay şu.